Bandırma'ya engel parkuru kuruldu. Yüzme, koşu, atıcılık, eskrim ve binicilik olmak üzere 5 disiplinden oluşan olimpik bir branş modern pentatlon Bandırma'ya engel parkuru kuruldu. Bandırma Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün kendi imkanlarıyla 17 Eylül Stadı'nda oluşturulan 5 disiplinli modern pentatlon parkuru milli sporcular tarafından eğitmenleri doğrultusunda eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi içerisinde olan yüzme ile start alan ve sonrasında eskrim bonus round, engel parkuru, lazer run etabıyla devam eden 5 disiplinli modern pentatlona engel parkuru eklendi. 10 yaşından 19 yaşına kadar toplam 120 sporcu Bandırma'da kıyasıya hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye'de bir Kocaeli'nde var ve ikincisi de Bandırma'da bulunuyor. Mehmet Yıldırım, eski bir bilgi sporcuyum ben. Ben size kısa olarak bu işin nasıl olduğunu, bir model pentatlonu dediğim, model pentatlonu 5 branşta ibarettir. Bunun yaş kategorisine göre U15 çocuklarımız üçlü yapıyorlar. Bunu yüzme, atletizm, silah, lazer silahı, lazer lan silahı, yüzme ve binicilik vardı. Binicilik uluslararası yeni kaldırıldı. Bunu parkur olarak buraya şey yaptı. Tekrar başa dönersek bunda yaklaşık 3 yıl evvelinde buraya bir görevli geldik. Ve oradan sonra da bu işin yapılması için özellikle ilçe spor müdürünün bu işle ilgili çok kararlı olduğu için biz de bunu burada başlatıp ve 3 yıl içerisinde bu sporun milli takım seviyesine gelen bir sürü çocuklarımız oldu. Peki ben de beklemiyordum bu kadar. Kimse beklemiyordu. Federasyon da beklemiyordu. Biz başladığımız zaman ilk 30'daydık. Türkiye çapında ilk 30'daydık. Şu anda 1 ile 3 arasında gidip geliyoruz. Çocuklarımız çok iyi. Biz geçen hafta Ankara'da belli bir yarışmalar oldu. Yarışmalarda çocuklarımız tamamen Lazaran'da birinci oldular. Ama yüzmemiz daha eksik olduğu için edemedik. Yüzmemiz de yeni açıldı üniversitede. Oradaki belediyenin işletme yaptığı şeyde Büyükşehir'in. Biz orada yüzüyoruz. İnşallah bunu da hallettik mi tamamen gidiyor. Bu parkurun bir özelliği vardır. Tabii ki atı kaldırınca bu parkuru uluslararası bir parkur haline geldi. Yani yapılması şart oldu. Ayrıca bu parkur şu anda Türkiye'de iki yerde vardır. İlk önce bizde önce Kocaeli Belediyesi yapmıştı. Daha sonra da burada İlçe Müdürü Hüseyin Bey. Yani sağ olsun adam, yalnız onu mu? Eskiri malzemeleri tabi çok pahalıdır, bu pahalı bir spor. Eskiri malzemeleri temin etti, bu lazerler, silahları temin etti, diğer çocukların malzemeleri. Ayrıca bizim birkaç tane takımımız vardır, kulüplerimiz vardır. Etimaden, 17 Eylül Üniversitesi, Amerika Futbol, bunlar bir de Gençlik Spor İlçe İl Müdürlüğü onlar. Ama bunun yanında da bu parkuru en büyük sebep olan bizim ilçe müdürü ve personeli. Hiçbir şey gözetmeden tamamen mali imkanlarla kendisi çalışarak, çocuk oradaki personel çalışarak bu hale getirdi. Gerçekten yani ben tabii ki hiç kimsenin katkısı olmadı ama bunu bu kadar olacağını da ben de tahmin etmiyordum. Gece gündüz çalıştılar. Bir ay, bir buçuk ay zarfında tamamen bitirdiler ve o yüzden de personeline, kendisine, biz bu katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra çocuklarımız
bu milli takım seviyesindeki olan çocuklarımız bunu da ki yapıyor şu anda 3 kişi rekor kırdılar Ankara'da. Biz burada çalıştığımız için herkes de hayret kaldı. Tabii ki hayreti de şu, bizim çocuklarımızın burada çalışıp da Ankara'ya gidip de o parkura girdi mi rahatlıkla ne yapacağını biliyor. Ama hiç bunu çalışmayan kişiler, milli takım seviyesinde olan çocuklar da var. Ki milli takımda olan bizim çocuklarımız hepsi onları geçtiler. O yüzden yakında tekrar milli takım seçmesi vardır. Biz yine de bunu en iyi yapmaya çalışıyoruz. İlçe müdürü, yine diyorum, ilçe müdürü olmasaydı bunun tamamen benim yani bir desteğim ve şunu diyorlar. Biz yalnız çalıştırıyoruz, bir atölyelik yapıyoruz. Onun dışında bizim hiçbir katkımız yoktur çalışmanın dışında. Ama ilçe müdürü tamamen bu işi hiçbir yerde de bir ilçe değil de il yaptığı yoktur. Kaldı ki ilçe olsun. Ben Zeyn Bey'e gerçekten teşekkür ediyorum. Personeline teşekkür ediyorum. Ona destek olan herkese teşekkür ediyorum. Yukarıda parkurun ilk çıkışı, yani düşünün ata ilk biniyorsunuz yani aynı öyle şekilde söyleyeyim. İlk çıkış orada bir döner vardır. O döneri yaptığı zaman ileriye atlaması lazım. Atladığı zaman orada 3 tane normal muhafaza vardı. O muhafaza biri üstte, biri altta, tekrar üstte. Ve bunun yanında parkurun buradaki normal atlama şeyine geliyor. Yani yukarıda onu ikişer de götürebilir. Eğer çocuk kabiliyetine göre, bizim çocuklar onun iki defa da geçiyorlar. Ama orada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çoğu kişi 6 tane halkada geçiyor. Ama bizimkiler 2 tane de geçiyor. Profesyonel oldu. Ayrıca tekrar atladığı zaman belli bir şeyi vardır. Onun konumu vardır. Oraya da onun dışına atması lazım. Çünkü oradan atlayacak ve orada denge var. Dengede düşmedi. Eğer buralarda herhangi bir yerde düştüğü zaman bir kere mahsus tekrar orada başa geçmesi lazım. O da tabii zaman kaybı çok oluyor. Bu denge var. Denge geçtikten sonra tekrar karşı taraftaki yuvarlak dediğimiz o işte atabilme dediğimiz şeyin oraya gidiyor. Tabii ki zor bir parkur. Daha sonra tırmanma parkuru vardır. Onu yapıyor. En son o tırmanma parkuruna çıkıp da yukarıda bir basma bir alet vardır. Ona bağırdığı zaman çocuğun kaç dakika kaç saniye onu yaptığını tamamen işte gösteriyor. Bizim çocuklarımız, sporcularımız 3-4 kişi şu anda Türkiye'de 45-50-55 hatta 1 dakika yapanlar vardı. Bizim çocuklarımız 26-27 saniyede yapıyorlar. Bu da çok güzel bir şey. Yani parkurun inşallah sizlere, herkese hayırlı olsun. Bandırma'ya hayırlı olsun. Bandırma hak ediyor. İnsan çocuklar çünkü herkes çalışıyor. İşte gördüğünüz gibi sahada şu anda model federatörcüler şu anda çalışıyorlar. Biraz sonra bu parkura yine girecekler. Ayrıca lazerler var. Onu atacaklar. Bizim çalışmalarımız öyle. Sabah saat 6'da yüzmeye gidiyoruz. Grup olarak gidiyoruz. Bizim antrenörümüz var. Bizim ben varım. Birkaç kişi gire vardı. Biz bu çocuklarımız orada teknik olarak yüzmeyi de yapıyoruz. Çünkü bizde 100 metre 100'de ve 200 metre yarışmaları vardı. Serbest olarak yapıyoruz. 5 branşı öyle yapıyoruz. Teşekkür ederim.